İlişkimiz duygusal değil, sadece eğlenceliydi Feriha. Eğlenceli. Ensesine adını yazmış ha. İddialı. Çok iddialı. Evet, iddialı bir kadındı. Adını dövme yaptırdığına göre yaşadıklarınıza çok inanmış. Sanmıyorum. Aslında dövme yaptırmayı bile o kadar ciddiye aldığını sanmıyorum. Hayatı pek ciddiye almazdı. Öylesine gelişini yaşardı. Kalbini kırmış galiba. Hayır. Senden başka hiçbir kadın. Ece bile bunu başaramadı. Ece bile. Ne kadar sürdü? Bir yıl kadar. Sonra ben gece hayatından sıkıldım. O da eskisi kadar eğlenmemeye başladı. Aldattı mı seni? Kazık attı diyelim. Evet. Acı çektin mi? Kazık yediğim için sinirlendim. Ama ben hayatım boyunca senden başka hiçbir kadın için acı çekmedim Feriha. Acı çekmesen de bir şekilde aldatılmışsın işte. Bu yüzden mi insanlara güvenmiyorsun? Ben insanlara güvenmiyor muyum? Belki sana söylediğim yalanlar yüzünden bunu söyleyebilecek son kişiyim ama evet, sen insanlara güvenmiyorsun. En yakınlarına bile. Hadi beni boş ver. Koray'la o dergiye çıktığımızda ona güvenmemiştin. Babana bile güvenme. Bilirsin değil mi bu sözü? Ben babama güvenmemeyi çok küçük yaşta öğrendim. Çocuksan, babana bile güvenemiyorsan, kime güvenebileceğini bilmiyorsun. Ama annene de güvenmiyorsan, işte o zaman büyüdüğünde de kimseye güvenemiyorsun. Bunu boşandıkları için mi söylüyorsun? Bunu bana ikisine de güvenemeyeceğimi öğrettikleri için söylüyorum. Konuşmak mı istemiyorsun, hatırlamak mı istemiyorsun? Zaman insanı çok şey unutturuyor ama çocukluğunu unutturamıyor. Annenle baban çocukluğuna imzasını atıyorlar. Ve o gün yaşadıklarını istesen de istemesen de bugüne taşıyorsun. Bak, ben de taşımışım işte. Hem de kaç kere. Sana, Kore'ye bile taşımışım. Daha çok babanla yaşadığına göre sende bir de bakıcı imzası vardır şimdi. Evet, bakıcı vardı. Biliyor musun, haklısın. Aslında evdeki bakıcının bile bir imzası var. Babamın kalemiyle attığı bir imza. Dizim baba, acıyor. Git bakıcı ablana söyle, hadi koçum. Zeynep abla. Cebinizden para alırken yakaladım. Ne? Oğlum sen benim cebimden para mı aşırıyorsun ha? Veliahtım kendi cebinden kendi parasını çalıyor. Annenin evinde böyle mi alıştın? O cici baban sana harçlık vermiyor muydu? Ben yapmadım baba, o yaptı. Zeynep abla aldı paraları. Bak, hem yalancı hem hırsız. Çabuk özür dile Zeynep ablandan. Ben hırsız da değilim, yalancı da değilim. Özür de dilemeyeceğim. Ben haklıyım. Haklıymış. Çabuk çık odana. Zeynep ablandan özür dileyene kadar çıkmayacaksın odandan. Annen onun için mi attı başımıza? Çayınızı alayım. Babam kötü bir insan değil, kötü bir baba demiştim bana.
Üzgünüm ama kötü bir babadan fazlasıymış. Sevgisiz bir adam. En çok kadınları seven bir adam diyelim. Babam ve kadınlar. Her zaman çocukluğumun bir parçası oldu. Benim çocukluğumun parçası da annem ve kadınlardı. Demiştim ya, çocukluğum en çok annemin temizliğe gittiği evlerde geçerdi. Tabii en çok Cansu'nun evinde. Dokunmak yok Feriha. Babam bu evi ben gerçek bir prenses olduğum için aldı. Ve bu eve sadece gerçek prensesler dokunabilir. Ne olur bir kere dokunsam? Dokunamazsın çünkü sen gerçek bir prenses değilsin. Sen de gerçek bir prenses değilsin. Baban seni kandırmış. Bir kere prensesler sadece masallarda olur. Gidip anneme soracağım. Bak görürsün, o da söyleyecek. Gerçek bir prenses olduğumu. Feriha'ya bir şey söyle anne. Baban seni kandırıyor diyor bana. Hadi ama kavga etmeden paylaşarak oynayın lütfen Cansu. İşte. Kazayır oldu. Vallahi billahi kazayır oldu. Hayır, mahsus yaptım biliyorum. Sen prenses değilsin diye. Cansucuğum, tamir ederiz. Olmadı yenisini alırız. Hadi üzme arkadaşını. O da oynamak istemiş işte. Feriha'cığım, hadi sen de evine hayatım. Temizlik de bitti nasıl olsa. Annen seni evde bekliyor. Hadi canım. Babam demişti. Kapıcının çocuğuyla oynama demişti. Belki de haklıydı. Farkında bile olmadan kıskanıyordum onu. Feriha çocuktun sadece. Sadece çocuk değildim işte. Kapıcının çocuğuydum. Sanki kapıcı çocuğu olunca başka türlü bir şey oluyormuşsun gibi. Bazen içimde öyle bir öfke buluyorum ki. Geçmişimi, bugünümü, yaşadığım, yaşamadığım her şeyi, anıları, hayalleri, herkese, hepinizi boğabilecek bir öfke buluyorum. Sonra bir şey oluyor. Herkesi tek tek affedebiliyorum. Cansu'yu bile. Bir tek seni. Sanki bir tek seni affedemiyorum. Seni affedemiyorum çünkü hiçbiri senin kadar canımı yakmadı. Evet, babamdan dayak yedim. En ağır cezaları kesti bana. Mehmet sanki bana kardeşim olduğunu unutturmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Cansu bizi öldürmeye çalıştı. Ama hiçbiri senin kırdığın kadar kırmadı kalbimi. Seni belki de daha önce hiç anlamadığım kadar anlayabiliyorum. Aynı kırıklığı ben de yaşadım. Yalanlarınla başa çıkmaya çalışırken defalarca seni bir daha affedemeyeceğimi düşündüm. Sonra öyle bir hale geldim ki her gün seni affederek uyandım. Sonra da her gece senden nefret ettiğime inanarak uyudum. Sana o kadar kızgınım ki. Bu içimdeki öfke başka hiçbir şeye benzemiyor. Feriha, ben de kendime kızgınım. İnan bana, daha önce kimseye, sana bile o geceden beri kızdığım kadar kızmamıştım. Başarıyorduk. Nasıl göremedim bunu? Korku, panik, adı her neyse. Neyi başardığımızı nasıl göremedin? Biz olmuştuk işte. Başından beri olamadığımız kadar. Biliyorum. Biliyorsan söyle. Neden mahvettin? Neden böyle olsun istedin? İstemedim. Tek bir an... Tek bir an
Diğer bütün anlarımızı yok etti işte. Hiç yaşamamışız gibi. O manyağın evindeki günlerimizi, dağ evini, adayı. Verdiğimiz bütün sınavları tek bir anda sildin işte.